Profesör Doktor Saracoğlu bundan böyle yeni geliştirdiği doğal kürleri ilk kez ve sadece TRT Diyanet ekranlarında açıklıyor. Kekemelik konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Kekemeliğe yol açan faktörler nelerdir? Profesör Doktor Saracoğlu hiçbir yerde açıklanmayan yeni geliştirdiği kekemelik kürünü ilk kez TRT Diyanet ekranlarında açıklıyor. Kuyruk sokumu bölgesi otururken vücudun ağırlığını taşıdığı için ezilmeye ya da ağırlık taşımaya müsait bir alandır. Kuyruk sokumunda iltihaplanma neden olur? Profesör Doktor Saracoğlu, kuyruk sokumunda oluşan iltihaplanmaya karşı hangi doğal kürü öneriyor? Halk arasında nazar otu diye bilinen üzerlik tohumu, beyaz çiçekleri olan şifalı bir bitkidir. Profesör Doktor Saracoğlu tıbbi bitkiler köşesinde üzerlik tohumunun faydalarını ve kürünü anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra Profesör Doktor Saracoğlu'yla ruh ve beden sağlığında. Profesör Saracoğlu'yla ruh ve beden sağlığına hoş geldiniz demiştim ve şunu da eklemiştim. Bu cumartesi diğer cumartesiler arasında bir cumartesi değil. Her gün yeniden doğduğumuz için, Allah yeniden bir hayat bağışladığı için her gün bizim için bir ilktir demiştim ama bugünün ilki Profesör Saracoğlu'nun az sonra açıklayacağı kekemelik kürü demiştim. Bu arada teknik bir sıkıntımız oldu. Ben ne zaman bir sürçülisanda bulunsam ya da bir teknik sıkıntı olsa derim ki insanlığıma verin derim. İnsanın yaptığı şeylerde kusur olabilir. Allah'ın sisteminde haşa kusur olmaz. Eğer öyle olsaydı gezegenler şu an dönmezdi, aksaklık olurdu. Her neyse sözü kısa keselim. Hocam ben size şunu soracaktım. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi size sağlıkla ilgili, maddi sağlıkla ilgili bir sürü soru geliyor. Kürlerle ilgili sorular bedensel geliyor. Bedensel sağlık. Bedensel sağlığımızla ilgili sorular geliyor. Fakat bedenimizi de etkileyen ruhumuzun sağlığı var hocam. Bununla ilgili galiba çok az soru soruyoruz. Ya da hiç sormuyoruz. Ya da çok iyiyiz diyoruz. Kendimizdeki nakısaları fark etmiyoruz. Öyle devam ediyoruz hocam. Tabii burada yani olaya şöyle bakmak lazım. İnsanın hani bir kandan, etten, kemikten, tırnaktan, saçtan yapılı bir yapısı var. Bu bir yerde bedensel bir yapı, maddesel bir yapı. Ama insanın bir de işte manevi yapısı var. O bedensel yapı 2 metrelik çukura giriyor yani. Fakat manevi yapısı ise o işte o biraz farklı. İnsanın türlü türlü halleri var. Fakat insan düşünmediği için hep bir şeylere tutunma hedefindedir insan. Mesela bebek dünyaya gelir gelmez ilk tutunacağı şey annesinin memesidir. Yani hep tutunmayla, tutmakla evet. Başlıyor. Dolayısıyla ne bileyim ben direksiyon tutuyor, çatal, bıçak, kaşık tutuyor. Yani bütün hayatı boyunca bir şeylere tutunuyor. Kimi mala tutunuyor. Bak şeyde söyler, insanoğlu malı da çok sever der. Yani fecir. Malı ne çok seviyorsunuz diyor değil mi hocam? Tabii ya. 100. sure var mesela, Adiyat suresinin 8. ayeti. Evet. İnsan malı çok sever der. Bir şeylere tutunur. Sevdiğine tutunur. Sevdiğini hep yanında ister. Hocam sevgili peygamberimizin bu mala tutunursak, çok mala tapmak demeyeyim de, mala çok önem verirsek dünyaya çok bağlanacağımıza dair bir hadis-i şerif var. Diyor ki malı biriktirmeyin diyor hocam. İnsanlarla paylaşın diyor. Fecr suresinde de dediğiniz ayetlerde yetimi gözetmiyorsunuz diyor, fakire yardım etmiyorsunuz diyor Cenab-ı Hak ve malı çok seviyorsunuz diyor dediğiniz gibi. Evet yani 20. ayetinde gayet açık seçik söylüyor malı çok seversiniz. Ve tuhibbûne l-mâle hubben cemme. Aynen. Evet hocam. Şimdi bir şey daha var. Mesela Anadolu'yu ben çok severim. Anadolu'nun dili çok güzel. Bu dünyaya kazık çakmaya mı geldin de? Bak şimdi Fecir suresinin bu 10. ayetini sen tilavetiyle... Ve Firavun nezil evtaat hocam. Evet. Kazık çakan Firavun der. Evet. Arkasından şeyden bahseder. Semud kavminden bahseder. Kayaları oyan, kendilerine ev yapan Salih peygamberin. Bir de İrem şehrinin der sütunları o kadar yüksekti, o kadar muhteşemdi ki
daha bu alemde onun gibisi yapılmadı der. Yapılamayacağını da söyler. Şimdi o da Hud peygamber biliyorsunuz, Ad kavimi. Bu kazık çakma derken burada değerli izleyicilerimize yani Firavun'un kazıklarından bahsediyor. Şimdi elinizde bir kütük olsun, bu kütüğü toprağa çakamazsınız. Onu sivriltmeniz lazım. Sivriltmeniz lazım. Yani dolayısıyla koni gibi sivri uçlu vurdunuz muydu onu çakarsınız. Şimdi toprağa çaktığınız tarafı toprak üstüne çevirdiğiniz zaman onun bir üçgen olduğunu yani bir piramit şeklinde olduğunu görürsünüz. İşte o Fecr suresinde Firavun'un kazıkları diyor ya piramitlerden bahsediyor orada Yüce Allah. Yani biz misal vermekten ve örnek göstermekten asla çekinmeyiz derken bunu kastediyor. Şimdi bakın burada bu tutunma meselesi çok önemli bir mesele. Ama Kur'an bir yerde o kadar güzel mesajlar veriyor ki mana ile maddeyi ayırabilmemiz için. Madde işte bedenseldir, simasaldır, ne bileyim yüzün diyorsun değil mi? Simasına bak, kaşına bak, gözüne bak, saçına bak. Ne bileyim aa ne kadar güzel ellerim varmış diyorsun. Gözünün güzelliğine bak filan. Yani bunlar tamamen bedensel şeyler. Yani tabii burada da tutulumlar oluyor. Seni cezbediyor. Hı hı. Bak o güzellik seni cezbediyor. Ama yüzeyde kalıyor. Şimdi bunlar... O cemal tarafı hocam. Evet. Yani görünen cemal, tarafı. Cemali tabii ya. Her cemalin bir celali, her celalin de bir cemali, cemali vardır, vardır diyoruz. Şimdi işte insan mesela dünyaya gelirken dalgasız bir denizden dalgalı bir denize geçiş yapıyor. İşte o celalleniyor ya dalga. Tabiri caizse anne karnından çıkarken de bir şelaleden düşüyor değil mi hocam? Evet. Dalgalı deniz, celal, sonra indiriyor seni, cemal, sonra tekrar kaldırıyor, tekrar indiriyor. Yani bir taraftan vuruyor, bir taraftan okşuyor. Şimdi burada... Yine hocam eskilerden bir söz var, derler hal muhal. Yani insan bir hal üzere uzun süre gitmiyor, sürekli değişiyor mümkün halleri. Mümkün değil, tabii ki. Şimdi burada bir şeylere tutunmanız lazım. Yani öyle ben kendi gücümle sahile giderim mi derim derseniz... Bir de yönünüzü bulacaksınız. Yön bulma var. Denizin ortasına geldin. Nasıl bulacaksın yönünü? Bu arada hocam 20 gün o toprak altında karanlık içinde duran o yavrular, kaplumbağa yavruları başlarını kumdan çıkardıktan sonra nasıl hocam denize gidiyorlar sağa sola sapmadan? Değil mi? Ya. Şimdi onların ruhu mu var? Hayır. Ruh, insanın farkı işte burada. Allah'ın yarattığı alemde en yüce varlıklardan bir tanesi insandır. Sana ruhumdan üfledim diyor. Ne diyor sonra? Seni bu alemde kendime naip kıldım, halife kıldım. Ey insan diyor. Beni temsil ediyorsun, dikkat et diyor. Tabii. Evet. Ya şimdi bir de o 99 esmasından bize bir takım özellikler de aktarmış. İnsan o kadar güçlü ki ama bu gücünün farkında değil, o bu alemin nimetlerine tutunma peşinde. Altına tutunur, ne bileyim ben dövize tutunur, binalar dairelerine tutunur, arsasına tutunur. Değil mi? Halbuki bedeni dahil hiçbir maddi varlığı götüremiyor hocam. Sadece ruhu gidiyor bu dünya. Evet. 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 Şimdi bu tutunma meselesi yani bunu çok iyi anlamak lazım. Öyleyse insanın çok değişik halleri vardır. Bakın ben size bir örnek vereyim de ne demek istediğimi anlaşılsın. Yalnız ben değerli misafirlerimizden ve değerli izleyicilerimizin affına sığınıyorum. Birkaç ama Anadolu lafı bunlar. Ben üretmiyorum ki. Biraz kaba kelimeler ama benim ne olur affınıza sığınıyorum. Mesela üşütük dersin. Üşütmüş. Efendim hava soğuk da üşütmüş değil. Başka bir anlamı daha var. Yani kafayı üşütmüş mü diyorlar? Hocam kafayı sıyırmak, kafayı üşütmek, tahtayı eksiltmek. Değil mi? Bak bir sürü bir şeyler var. Yani anlam zenginliği olarak. Hele bir tanesi var ki akıllara zarar, kayışı kopartmak deniyor hocam. Biraz ağır bu ama. Evet. Yani şimdi şöyle düşünün.
Burada enteresandır insanın, çünkü ne diyor Yüce Allah? Bakın, her insan hayatına bir baksın. Allah insanı bir halden alıyor, bir hale koyuyor. O halden alıyor, bu hale koyuyor. Oradaki halden alıyor. Şöyle bir geçmişinize bir bakın, bir düşünün. Devamlı bir halden bir hale geçişiniz var. 20 yıl önce neydiniz, 5 yıl önce ne oluyordu filan diye. Şimdi işte buradaki üşütme, mesela biraz kapıları aralarsak tefekkür ettiğimizde aşık kelimesi ortaya çıkar. Mecnun kelimesi ortaya çıkar. Veya Leyla olmuş derler. Değil mi? Hocam Mecnun'un özellikle söylediğiniz galiba deli değil. Mecnun değil mi? Mecnun, evet. Tabii. Divane, evet. Mesela. Ne kadar güzel sözlerimiz var bizim. Divane ama, aşık gibi dolaşırım yollarda hocam, malum. Aynen. Fakat dikkat edin. Dikkat edin, işte aklın ve iradenin çalıştığı yer bedensel aleminizdir. Hı hı. Bedensel. Ama manevi alemde akıl çalışmaz, irade çalışmaz. Aklını başından aldı şu kadın bizim adamın der. Veya bizim oğlanın. Yani aklı bak, devreden çıkardı hocam. Tabii, nedir o? Direkt ölümle. Aşk, işte sevgi. Ama bunlar işte çok değişik hallerdir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, bakın, insanlar bu mana alemine bir türlü giremiyorlar. Fakat bazıları da giriyor, çıkamıyor. Yani gönüle girmiş, kendi gönlüne girmiş fakat oradan dışarı çıkamıyor. O çıkamayanların da türlü türlü halleri var. Psikolojisi bozuk. Mesela antidepresan kullanıyor. Çevresindeki insanlara diyor ki, canım insanlar onlar benim ya. Ya bana güzel bir şey söyleyeyim, mutlu olmak istiyorum diyor. Gönüllerinin içinde kilitli onlar. Kapalı, çıkamıyor. Ötekine divane diyorsun mesela. Evet, evet. Yolda böyle pejmürde giden bir insan görürsünüz. Saçı başı yağlı. Sakın onlara kötü nazarla bakmayın. Sakın. Onlar kendi gönüllerinin içerisinde hapsolunmuş, esir olunmuş insanlardır. Onun bir için, türlü çıkamazlar. Onun için zaten meczup deniyor. Yani cezbedilmiş, gönlüne çekilmiş hocam. Tabii. Evet. İşte böyle düşünün. Yani insanın hem manada hem de bedensel dediğimiz maddesel bir dünyası var. Şimdi bunun için bu hapis olmuş insanlar. Mesela psikolojik bunalıma girdi diyorsunuz, işte girmiş bir yerlerde takılı kalmış, esir alınmış, çıkamıyor oradan. Cemalettin, şimdi bak bana şeyi söyler misin? Ya Rabbi ya Resulallah, sen ne büyüksün. Fussilet suresi 53. ayet değil mi hocam? 53. ayet. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyen lehum ennehumul hak. Evet. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehit hocam. Evet. Hatta yetebeyyine. Şimdi bak, orada ilk başta afak kelimesini kullanıyor Yüce Allah. Afak. Ufuklar. Evet. Ufuklar. Daha sonra da enfus kelimesini kullanıyor. Enfusihim. Yani şimdi bu burada ne demek istiyor Yüce Allah? Bakın, o kadar rahat anlayacaksınız ki bunu. Şimdi afak dediğiniz şey, bazı insanlar duyarsınız, işte efendim bu dünyaya kaptırmıştır kendini, gidiyordur. Malı var, mülkü var, arabası var, arsası var. Bunlar hep afak. Dış dünyamızdaki olaylar. Dıştaki olaylar. Bir de bunları biriktirir, biriktirir, biriktirir. Ben verdikçe onlar cimrileşir, sayar dururlar der. Sonra arkasından bir nesil verir Allah ona, hepsini toplar, dağıtır, yer götürür. Böyle. Çünkü cimrilik tıpkı müsriflik gibi. Cimrinin tersi müsrif. Her şey zıddıyla kaim. Ne oluyor? Tabii ki sen toplarsın, onu da dağıtıcısı arkasından geliyor. Hocam cimrinin malı derler ki sıkar insanı. Yani kendisi hayattayken istifa başkasıyla paylaşmadığı gibi kendisi de yiyemez. Nasip olmaz. Evet. Çünkü farkında olmadan başkasını düşünse Allah ona da nasip edecek ama kendisinden de kısıyor ve mirasçılarına da zaten bereket getirmiyor malı. Aynen. Afak dediğimiz bu. Bizim dış dünyamız. İşte malın, mülkün. Şimdi bazı insanlar duyuyorsunuz. Bak, bunu anlattım bir programda.
Efendim okuyamadım, kitabım olmadı, kimse bana yol göstermedi, elimden tutanım olmadı. Allah Allah. Yüce Allah ne diyor orada? Enfusihim. Kendini okusaydın, gir gönlünün içine, bak orada ne hazineler var. Ben oralara neler üfledim neler. Ayetlerimin delillerini orada göstereceğim diyor hocam. Tabii işte hatta yetebeyyene göreceksiniz diyor, bileceksiniz ben bunu zamanla. İşte şimdi zaman dediğimiz şey de biraz çok farklıdır. Bakın zamanı da doğru anlayın. Gireceğim tekrar o manaya. Zamanla çalışırsın, çalışırsın, zaman, zaman, zaman altının da olur, dövizin de olur, araban da olur, elmasın da olur. Zamanla. Hadi bakalım şimdi o elmasla sen bir zamanı satın al bakalım, alabilecek misin? Yok. İşte Allah yoktan var edendir. Hiçbir şeyin yoktu, çırılçıplaktın. Sana bir sürü bir şeyler verdi, yoktan var etti. Ama onları da alıyor, onlar emanet. Bize emanet olarak verildi. Dünya malına sarılma var ya, malı çok seversiniz diyor ya. İşte bizi gönül kapılarımızdan içeriye girmeye engelleyici faktördür. Enfusihim, orada bizi yanlış yönlendiren ne? Nefis. Bak nefsinizin hakkını verin ama nefiste ileri gitmeyin diyor. Yani aşırıya gitmeyin. İşte böyle bir şey bu. Dolayısıyla insan kendisini okumaya başladığı zaman aman Allah'ım ne kadar zengin, ne kadar güçlü olduğunu görecek. Mana olarak ne kadar zengin o. İşte ben Allah var dert yok derken bunu kastediyorum. Hocam ben söylediklerinizden şunu anlıyorum. Evet. Şimdi maddi sağlığımızla ilgili her şeyi soruyoruz. Fakat manevi sağlığımız yani bizim ahlakımızdan tutun da erdemlerimize ve güzel davranışlarımıza kadar. Bunlarla ilgili sorular sorup kendimizi olgunlaştırsak bu bedenimize de yansıyacak. Yani evet. Güzel ahlakımız. Eskiden biliyorsunuz hocam nur yüzlü babalar, nur yüzlü anneler diye bahsederdik. Hı hı. Fakat yüzleri neden nurluydu? Bir secdelerden dolayı, iki güzel ahlaklarından dolayı. Aynen. Yani ruh sağlıkları, ruh güzellikleri bedenlerine de yansıyordu. Aynen. Şimdi bakın Cemalettin Bey, deminden dedim ya insan gönülde hapsolmuşsa Leyla derler onlara. Şöyle derler, avare, hatta eskiden bir film vardı avare. Hatırladım. Yani efendim romandaki aşk başka, Allah aşkı başka. Onu ancak siz gönlünüzde görürsünüz. Orada sevgiyle aşk birbirine karışıyor. Ayırı vereceksiniz. Peki bir de gönüllere giremeyenler vardır. Kendi gönlüne giremez. Mesela kim? Hırslı insan, cimri insan kendi gönlüne giremez. Mümkün değil. Hazine burada açamıyor. Açılmaz. Mümkün değil. Çünkü müsrif insan gönüle giremez. Yok. O hep kendi nefsi için çalışır. Dolayısıyla bunlara, bu tür insanlara şu soruyu sorduğunuzda der ki hak güçtedir. Yani güçlü olan, maddesel gücü olan, parasal gücü olan haklıdır. Hayır. İşte öyle bir şeye inanıyorsanız siz zalimsiniz ve aciz içinde olan, mazlum olan insanı eziyorsunuz demektir. Dolayısıyla güç haktadır. Asla yani bu hak dediğimiz şey hem Allah hem de adalettir. Dolayısıyla bunu birbirinden ayırt etmemiz lazım. Çünkü güç dediğiniz şey öyle atomda, silahta, şurada burada yok. Adamı inandırmışlar. Efendim diyor atom, silah, şu bu, güç buradadır diyor. Allah Allah. İnsan öldüren bir şeye siz nasıl güç tarif edersiniz? Güç, kuvvet dediğimiz şey insanı yaşatmak için vardır. Ondan sonra da sokağa çıkar her gün. Hanım ben ekmek kavgasına gidiyorum. Hayat kavgası işte. Bak sen yanlış düşünceye bak. Ve çocuklarına da ne kadar kötü örnek oluyorlar. Siz bu dünyaya boğuşmaya mı geldiniz? Kavga etmeye mi geldiniz? Hep söylüyorum, düşeni kaldırmaya geldiniz. Yani paylaşmaya geldiniz. Allah size bir şey verdiyse, bak verdiğimi verin demiyor Allah. Dikkat edin, ayet çok açık. Verdiğimden verin diyor. O takdiri de size bırakıyor. İşte o da sizin gönül zenginliğinizdir.
Kendinizi aciz duruma düşürecek kadar müsrif olmayın, tam tersi tabii. de olmayın diye ölçü belirtiyor. İşte müsrif olursan evet. ne diyor? Baka kalırsın sonra diyor. Demek ki ölçü, yani her şeyde bir sıratel müstakim, orta yol var. Yani orta yol, doğru yol diyorlar ya orta yol. Yolun ortası Fatiha'da. Yani sıratel müstakim, ne cimri olacaksın ne müsrif olacaksın. Orta yoldan git. Hemen o konuda bir şey söyleyip hocam. Sorulara geçmek istiyorum. Müsaade ederseniz toparlayarak. İslam'a yeni ısınan ve İslam'ı araştıran birisi. Hocam sağlıkla ilgili Kur'an'da bir şey var mı diye sormuş hocam. Bir İslam konusunda bilgi sahibi birisi. Evet. Demiş ki bir ayette sağlığımızla ilgili Cenab-ı Hak demiş özetliyor ne yapmamız gerektiğini. Külü veşrabu ve la tüsrifu. Yiyin, için, haddi aşmayın, israf etmeyin diyor. Evet. Her zaman Rahman suresinde de ella tatkal fil mizan evet. O kadar. Dengeyi, teraziyi bozmayın diyor. Düzgün tutun onu. Yani zaten bak mesela şimdi bak insanların hep değişik halleri vardır. Züğürt insana bak, züğürt parasız. Ufak tefekte borcu vardır. Aman ne tatlı dillidir o. Mutludur. O mutludur, kendi halindedir. Yolda giderken ayağına taş dolanır. Filan hiçbir şey yapmaz. Ama ortamını bulsun, eline para geçsin. Bak ondan siz o züğürt adamdan nasıl bir zalim ortaya çıkabiliyor. Bunu görüyorsunuz. Çevrenizde hani para bu kişiyi değiştirdi diyorsunuz ya. Allah işini bilir. Ama bu maddesel gücün insanlar üzerindeki değişikliğini bize gösteren gene de Yüce Allah ne diyor? Biz misal vermekten, örnek göstermekten asla çekinmeyiz. Yani hep etrafımız örneklerle ve misallerle doludur. Evet, iç dünyamıza girmemiz lazım. Yani o kapıları aralamamız lazım. Ha, açamayanlar var. O gönül kapılarını bir türlü açamıyorlar. Ama bu açılmayacak anlamında değildir tabii hocam. Ki, kapıda beklemek tabii lazım. Tabii ki onun için konuşuyoruz ya. Yüce kitap onun için beni okuyan nasibini alır diyor. Yüce kitabı okuyun. Onun ipine iyi sarılın. Çünkü onlar Allah'ın sözleridir. Hocam sizin vesile olduğunuz şifalardan evet. birkaçını da biz derledik. Facebook'tan gelen sorular arasında teşekkürler de var. Sürekli soru soruyoruz ama teşekkürleri okuyalım. Mesela Duygu Hanım hocam, Duygu Sıla diyor ki Allah'ın izniyle romatizma kürünüzle şifa buldum hocam. Çok teşekkür ediyorum diyor. Kızım şifa buldu diyor daha doğrusu. Mesela Yaşar İzin bir teşekkürü var. Boğaz enfeksiyonu için verdiğiniz adaçayı gargarası hocam. Çocuğumu antibiyotikten kurtardı. Çok teşekkür ediyorum. Bir tane daha var. Tabii onlarca var. Biz örnek olarak seçtik. Mustafa Bey de diyor ki brokoli kürünü uyguladı annem. Bütün ağrıları geçti. Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyor hocam. Ecmain. Şimdi hep bugün, birlikte. Bugün ilk defa açıklayacağınız hocam bir kürümüz var. Kekemelikle ilgili. Kekemelik. Kısa bir aradan sonra hocam çok merak Peki. ediyoruz. Nasıl bir terkip ortaya çıktı? Profesör Saracoğlu az sonra kekemelikle ilgili kürünü açıklıyor. Kekemelik problemi olanlar ekran başına. Günümüzde sıkça rastlanan bir sorun olan kekemelik, akıcılıkta ortaya çıkan bozukluklar, uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ve benzer problemler konuşmanın doğal akışını etkilemesine sebep olur. Profesör Doktor Saracoğlu, hiçbir yerde açıklanmayan kekemelik kürünü ilk kez ve sadece TRT Diyanet ekranlarında açıklıyor. Ve şimdi kedi otu ve Melisa'ya müracaat edeceğiz. Niçin? Kekemelik için. Ama önce Malatya'dan bir seyircimiz var. Hemen bağlanalım. Merhaba. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Çok teşekkür ediyoruz. Sesiniz iyi geliyor. Umarım iyisinizdir. İyiyim. Teşekkür ederim. Varsa bir derdiniz şifa diliyor ve sorunuz için sözü size bırakıyoruz. Hocam sizi dinliyor. Buyurun. İyi günler hocam. İyi günler. Buyurun. Benim rahatsızlığım romatizma bağ dokusu hastalığı. Skleroderma diye geçiyor. Evet. Hani doktora gittim. Bayağı bir ilaç kullandım. İlk başta kortizon tedavisi kullandım. Ondan sonra da
Şimdi bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlara başladım 8 aydır. Yani ilaç çok kullanıyorum. Elim yüzüm morarıyor, şişiyor. Bir de akciğere vurmuş. İç organ tutulumu da var. Evet, evet. Evet. Sistemik olan bir hastalık zaten bu. Evet. Hani ilaç çok kullandığım için bir de soğuğa falan tabii kesinlikle çıkamıyorum. Morarıyor, şişiyor ellerim, yüzüm. Peki. Bakın bunun için ben size... Evet. Skleroderma için bir kür önereceğim. Evelallah çok ama çok faydasını göreceksiniz bunun. Evet. Yalnız ben benim saygısızlığım mazur görün. Estağfurullah hocam. Şu birkaç dakika sonra bunu söyleyeceğim. Birkaç dakika sonra derken bir evet. bitki var. Onun evet. ne olduğunu asistanıma sormam lazım. Siz programı takip edin. Bunu söyleyeceğim size ne olduğunu. Olur tabii, takip ederim. Şimdi tabii organ tutulumu, bu tabii bağışıklık sistemini zayıflatıcı şey kullanıyor. Değişik ilaçlar veriliyor. Evet, işte. Evet, romatizma hastalarında da vardır. İşte adı A ile başlayan, içinde R harfi olan filan, her neyse. Şimdi bağışıklık sistemi zayıflayınca ne oluyor? Çok kolaylıkla gribe yakalanabiliyor veya başka hastalıklara yakalanıyor. Evet, ama evet. çare yok. Mecburen bu ilaçları kullanıyorlar ve uzun vadede kullanıldığı zaman da başka organ rahatsızlıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun için ben size bir 10-15 dakika sonra bunun cevabını vereceğim. Yönetmen arkadaşımız da duymuştur zaten. Bu konuşmalarımızı duyuyor. Asistanımı arayacak ve söyleyecek. Ben de size tarifini vereceğim. Oldu. Teşekkür ederim Peki. hocam. Peki. Sağ olun. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Evet. Evet. Seyircimizi uğurladık. Evet, buyurun hocam. Kekemelik mi? Kekemelikle ilgili, evet, kürümüze geçiyoruz hocam. İki bitkimiz var. Biri kedi otu, biri melisa. Şimdi diyeceksin ki kedi otunun kekemelikle ne alakası Tabii var? Tabii ki diyeceğiz hocam. Siz derici tabakhaneye gittiniz mi hiç? Tabakhane nasıl kokar, dericilerin o tabakhane? Hocam 2 kilometre uzağından geçtim, biliyorum, evet. evet. Aynen, tabakhane kokusu vardır. Nasıl Kübra kızım? Çok kötü kokuyor hocam. Yani kötü kokuyor. Kötü demek istemem. Kediler bayılıyor ona. Hocam ilk açtığımızda seyircilerimizi acaba stüdyoda nasıl tutabiliriz diye endişeye de kapıldık yani. Sizler de algılıyor musunuz? Bir kösele kokusu geliyor. Bak bu, fakat kediler çok seviyor. Bak on bize itici ama kediye çok hoş kokulu yani. Hocam kokusunu gösteremeyiz ama belki kendisini gösterebiliriz. Evet, kedi otu bu. Hocam bu hangi kısmı bitkinin? Şimdi efendim kökleri. Ha, kökleri. Bitkiyi gördüğü zaman kedi tanır. Patileriyle eşeler kazar onun kökü ve dişleriyle de ısırır onu. Zaten kedinin kokusunu duymaması da mümkün değildir bunun, değil mi? Tabii. Çok seviyor kokusunu. Hani ona mis gibi geliyor ama bize itici geliyor işte. Birine hayır, diğerine şer gibi, yani öyle düşünün. Yani her şey insan için de. Peki kokusu bu kadar itici olan bir bitkinin çekici olan nesi var hocam? Ha, şimdi bakın söyleyeyim ben size. İnsanlık daha bu konuda maalesef istenilen düzeyde araştırmaları yapamadı. Fakat bu yakın bir gelecekte bunlar yavaş yavaş çözülüyor. İnsan beyni hakkında çok az bilgiye sahiptir. Yani bilimsel bir sürü makaleler okursunuz ama bildiğimiz bilgi %2 kadar. Daha gerisini bilmiyoruz. %98 beyni tanımıyoruz. Tam hipotalamusun altında, beynin ortasına yakın bir yerde epifiz diye bir bezimiz var. Epifiz bezi mercimek tanesi kadar büyüklüğündedir. Hatta size bir örneğini vermiştim. 76. surenin 1. ayetinde Allah sizi semiyan ve basiran, gören ve işiten yarattık diyor. Şimdi televizyon ekranına baktığınız zaman
bir resim görüyorsunuz, bir görüntüyü alıyorsunuz ama o görüntüye bir de ne eşlik ediyor? Ses eşlik ediyor. İşte siz bu iki boyutlu bilgiyi alıyorsunuz, göz ve kulakla epifiz bezine gidiyor. Epifiz bezi orada bir şey yapıyor. Bunu depolaması lazım. Şimdi beynin sağ lobu, sol lobu var, değişik merkezleri var. Ama bu bilgi depolanacak şimdi. Veya kitap okuyorsunuz veya bir formül okuyorsunuz. O formülü alıyor epifiz bezi ve bir de ona ses bindirerek onu beyinde tıpkı bilgisayarın mikroprosesörü gibi, işlemcisi gibi, matematik koprosesörü gibi ona görüntüyü ve sesi yükleyip bir de zaman kodunu yazıyor. Beyinde bir sağ lob, sol lob her neyse esas şeye bunu ne yapıyor? Depoluyor. Şimdi siz bu gördüğünüz ve duyduğunuz bilgiyi hatırlamanız lazım. Ne ile? Ne zaman okuduğunuz? İşte onun şifresi zamandır. İki boyut, görüntü ve ses, bir de zaman. Bu şekilde bunu kodluyor. Ya hatırlayacağım diyorsunuz. İşte insanın hatırlama gücü buradan ortaya çıkıyor. Şimdi hatırlarken, bakın, hani derler ya, Alzheimer'e yakalanmak istemiyorsanız bilmece çözün, işte kitap okuyun, bir şeyler yapın. Erken bunamaya yakalanmak istemiyorsanız. Bu nedendir? Bunun sebebi şudur. Günümüzde insanlar çok az kelime kullanıyorlar. 300-500 kelimeyle günlük hayatı geçiyor. Hiç yeni bir kelime öğrenmiyor. Hazreti Ali'dir değil mi? Bana bir kelime öğretenin evet, kölesi olurum diye. O kelimenin de anlamını bilerek öğreneceksiniz. İşte kelime hazneniz ne kadar yüksekse, kelime hazneniz ne kadar yüksekse, düşünsel performansınız, düşünsel gücünüz de o kadar yüksektir. Kediye geleceğim. Evet. Kedi otuna geleceğim. Dolayısıyla insan neyle düşünüyor? Şimdi bir şey gazete okudunuz, kitap okudunuz, problem çözüyorsunuz. Hep kelimelerle düşünüyorsunuz. Kelimeleriniz haznesi ne kadar zenginse o hazine, siz o kadar çok fikir üretirsiniz. O kadar çok fikir üretirsiniz. İşte biz buna kriyasyon diyoruz. Yani yaratıcı zeka. Ama burada yaratıcı derken kudretin yaratıcılığından bahsetmiyorum, haşa. Yeni fikirlerin ortaya çıkartılmasında. Hatta şimdi İngilizcesini moda ettiler. İnovasyon diyorlar inovasyon, efendim. Evet, İnovasyon, yeni fikirler, yeni düşünceler. İşte bunların ortaya çıkabilmesi için kelime hazneniz de zengin olacak. Kelime ezberli o zaman olmaz. Anlamını da bileceksiniz. Şimdi efendim geliyoruz. Bakın. Bu üç boyutu yakaladınız ya, bu üç boyutu, görüntü, ses ve zaman. Hı hı. Bak enteresan bir şey var burada. Cemalettin. Bir konuşmamda örnek vermiştim. Demiştim ki bir köpek 16 kilometre ötedeki kurdun kokusunu alır. Ya oradan kurdun kokusu, tamam, burnu çok hassas köpeğin, algılıyor dersiniz. Peki rüzgar ters yönde esiyorsa, yani köpekten kurda doğru esiyorsa, o zaman kurdun kokusu tersine nasıl gelecek bu tarafa? Ha, o zaman bu deney çürük deney. Batıl oluyor. Batıl. Hani İsra suresinde hak geldi, batıl kayboldu. Batıl zaten kaybolmaya mahkum idi. Batılı yok edebilmeniz için Allah size Kur'an'ı indirdi. Aklınızı kullanın, düşünün, tefekkür edin. Bir sürü örnek verdim diyor. Ha. Tabii sayısız örnek var onun içinde. Şimdi hepsini madde madde de yazmıyor ki. Furkan suresi 33. ayet. Ya Muhammed, sana hangi sualle gelirlerse gelsinler, bu kitapta senin cevabını veremeyeceğin hiçbir misal yoktur diyor. Şimdi efendim orada bana şunu da yazıyor mu? O şekilde girerseniz bulamazsınız. Siz okuyun Kur'an'ı baştan sona, altını çizerek, notlarınızı alarak, Allah size ilham edecektir. Aklınıza getirecektir. Sakın ha,
Kıyamet suresinde açık sarih ayettir. İnsanoğlu başıboş bırakıldığını mı zannediyor diyor. Bitti. Devamlı online bağlıyız Allah'a. Şimdi şu kedi otuna geleceğiz. Bakın orada köpek seziyor. Sezgi gücü diyoruz biz buna. Hazreti Yakup içinde 1000 kilometre ötedeki Mısır'dan yola çıkmış Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Ya 1000 kilometre için buradaki koku sezgidir. Yani insanlar geçmişi bilir, beyninden hatırlar. Bir de şu anı bilirsiniz ama ileriyi de görmek istersiniz değil mi? Sezgi, işte bunun için ilim var. Hesap kitap yaparsınız, ileriyi neler olabileceğini ona göre tedbirini alırsınız. Peki Hazreti Yakup'un bu kokusunu aldım, Yusuf'um işte Mısır'dan yola çıkmış derken bu sezgi gücüdür. Bakın kediler sezgi gücü çok yüksek hayvanlardır. Köpeklerin sezgi gücü farklıdır, kedilerinki farklıdır. Her canlı yaratılışına göre hareket eder. Açık ayet. Hı hı. Yarattığım her canlı yaratılışına göre hareket eder. En doğrusunu Allah bilir diyor. Şimdi burada kedi mesela Anadolu'da hep bahsediyorum. Ev yaptırdınız, kediyi salarsınız evin içine. Kedi kıvrılıp hangi odada yatıyorsa orayı yatak odası yapıyorsunuz. Yani manyetik alandan, elektrik alanından, manyetik alandan en az etkilenen odadır. Kedi onun için seçmiştir. Köpek duyu organları o kadar güçlüdür ki 36 bin hertz'i duyar kulakları. Yani insan bugün en fazla 16 bin bilemedin 17 bin hertz'i duyuyor. Şimdi kedi otuyla kekemeliğin ne alakası var dersiniz? Hocam bir noktalı virgül koyalım. Merakımız biraz da artsın. Kübra isterseniz kürleri yapmaya başlasın. İyi, başlasın. Hocam. Konuşmaya devam edelim. Hocam her ikisini bir arada yapalım. Belki Melisa hani kedi otunun kokusunu biraz bastırır da rahatlarız diyorum. Peki ya Allah. Sevgili Kübra bakalım. Sen başla yapmaya, biraz sonra tarifini de veririz. Evet hocam devam ediniz lütfen. Ha, bir kekeme. Evet kekemekle ne alakası kedi var? Kedi otuyla ne alakası var? Bakın şimdi. Ya Rabbi ya Resulallah sen ne büyüksün. Burada kedinin sezgi gücünden bahsettim. Epifiz bezini anlattım. Epifiz bezi tıpkı elektronikçiler çok iyi bilir, fizik mühendisleri de iyi bilir, multiplexer'dır. Bilgi girer, onları ayırır, ona göre depolar, kodlar, zamanı şu der, görüntüsü bu. İlgili klasörlere koyar. Evet, aynen. A priori de diyebiliyoruz, kalıplar şeklinde filan. Ama bunlar model, beyin gerçekte çok farklı çalışıyor. Bizim... Yani bizim kimyamıza, fiziğimize, bildiğimiz biyolojiye filan anlamaz o. Yani af buyurun saygısızlığı mazur görün sökmez o ilim orada. O Allah'ın ilmidir, çalıştıran da odur her şeyi. Her bir hücrenin içindeki her zerreyi. Şimdi dolayısıyla burada bakın kişi hatırlamak istiyor. Görüntüyü ve kaydettiği hafızasındaki görüntüyü ve konuşmayı, bir de sezgileri var çünkü insan duygusal bir insan, öyle değil mi? Bunu söylemek istiyor fakat tıkanıyor. Tıkanma başlıyor. Hocam yani. Görüntüyü, sesi, zamanı birleştirdik, evet. Elde ettik dosyayı fakat vermek ses istiyor. Dosyasını ya da neyse 3 boyutlu nasıl? Yığılma evet. Başlıyor. Tamam. Orada bir kopukluk oluyor. Yığılma başlıyor, evet. Yani bakın... Hani güzel bir laf vardır, büyük insanlar dar kapılardan geçer diye. Dolayısıyla beyin hatırladığı bir şeyi şimdi verecek fakat kapı dar, yığılmaya başlıyor. Yani kafasında tasarladığını diliyle anlatamıyor bu sefer. İşte orada kekemelik başlıyor. Şarjörde kalıyor, namluya bir türlü süremiyor hocam. Evet, sezgi işte bu bitki, kedi otu. Kökleri bu iş için bulunmaz bir nimet. Hocam yapraklarını da kullanabilirsiniz. Hocam sezgi gücümüzü artırıyor şeklinde mi anlayalım bunu? Hayır, yığılmayı, beyindeki yığılmayı ortadan kaldırıyor. Tıkanıklığı açıyor, öyle mi? Tabii. Tamam, şimdi tabii oldu. Yani kapıyı genişletiyor, daha rahat
oh diyorsunuz, relax konuşuyorsunuz ama yığılma başlarsa bu sefer takılıyorsunuz yani, uzatıyorsunuz, hecelemeye başlıyorsunuz, hece yığılıyor filan. O şekilde düşünün. Mesela huzursuz bacak sendromu değil mi efendim? Hardal tohumuyla çözüyorsunuz bunu. Şimdi sorduğunuz soruda oradaki olay çok farklı. Bunu anlatırken iyi bir örnek olsun diye veriyorum. O da beyindeki bir araz. Ne veriyorlar huzursuz bacak sendromu olanlara? Biraz antidepresan veriyor, uyutuyor. Uyutuyor. Benim sorunum uykuluk değil ki, benim ayağımdaki kasılmalar bir sağa döndürüyor beni, bir sola döndürüyor. Uyku uyuyamıyorum. Kalkıyorum. Beni uyutmanın, bana uyku ilacı vermenin veya beni relax yapmanın bir anlamı yok vereceğiniz ilaçla. Benim sorunum uyuyamamak değil ki, bacağımdaki problemden dolayı uyuyamamak. Evet. Evet, o da beyin merkezli. Demek ki oradaki problemi çözeceksiniz. Tamam. Bunu da siyah hardal tohumuyla. Efendim, kedi otunun özelliği, bilgilerinizi hatırlarken dile geliyorsunuz. Karşınızdaki insanla sohbet ediyorsunuz. Muhabbet ediyorsunuz değil mi? Fakat gel gelelim, hele hele sınava falan giriyorsa çocuk, sözlü bir sınava kalktıysa veya hakim karşısındaysa, aman Allah'ım, küllün tıkanır. Heyecan. İşte orada da onu yatıştırmak için heyecanını limon melisayı veriyoruz. Biraz sakin diyoruz, dur, sakin ol. Yani sakinleşiyor ve kedi otunu da uyguladığı zaman evelallah kekemelik büyük oranda ortadan kalkıyor. Bunu düzenli uygulayacaklardır. İşte epifiz beziyle kedi sezgi gücü, bunları anlatmaya çalıştım. Hepsinin birbirleriyle bağlantısı var. Çünkü Yüce Allah biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık diyor. Ancak şu var Cemalettin. Talemune ilmel yakin. Tekasür biliyorsunuz. Mutlak doğruyu, kesin doğruyu ancak ve ancak Yüce Allah bilir. Biz ancak onun mutlak doğrularına ucundan, kenarından, yarattığı bu alemdeki nimetlerin içindeki hikmetle yaklaşmaya çalışıyoruz. Ve şunu bilerek de kibirden sakınalım hocam. Bildiğimiz şeylerin haricinde bilmediğimiz şeyler var. Dolayısıyla bu bilmediğimiz şeyleri bilmiyor olmamız Allah'ın bilmediğini göstermez. Allah kesinlikle her şeyi biliyor. Biz sadece zamanla, işte aklımızı kullanarak, sezgilerimizi de kullanarak onları elde ama ediyoruz. Ama sana ilham ediyor. İlham aklına ediyor. Aklına getiriyor. Cemalettin öyle ben yaptım, ben Allah buldum olsun dediği an bir insan şirke girer. O ben kelimesinin içinde Allah var. Çünkü ruhumdan üfledim diyor, unutma. Evet, evet. Yani orada o benlik duygusu var ya, işte benlik biliyorsun, enel hak diyen Firavun var. Bir de diğeri ne var? Hallac Mansur var. Mansur var, o da enel hak. Biri benliğinden söyledi, diğeri gönlünden söyledi. Diğeri de benliğinden çıktığından söyledi. Aynen. Hocam, kürleri tarif edebilir miyiz? Geçelim mi? Tabii, tamamen buyurun efendim. Tamamen sizin yazılarınıza Melisa, satır Melis satır uyarak söylüyorum hocam. Buyurun. Sabah ve akşam olmak üzere iki kür şeklinde yapıyoruz bunları. Sabahleyin Melisa, akşamleyin kedi otu. Evet. Melisa'yı bir bardak klorsuz suda, kaynamakta olan tabii, kaynamakta olan bir bardak klorsuz suda 8 dakika kaynatıyoruz. Kahvaltıdan 2 saat sonra içiyoruz. Bu bir. İkincisi, bir de akşam içeceğimiz var ki o da kedi otu. Onu da yine bir bardak klorsuz suda sadece 5 dakika kaynatıp yemekten ne zaman sonra içiyoruz? 2 saat sonra içiyoruz. Yatmadan önce de olabilir mi hocam? Evet. Yatmadan önce de olur. Ondan sonra yani bir şey şöyle yemiyoruz. Yarım saat önce filan. Ve ikisinin de süresi toplam bir ay. Hocam arka arkaya mı yapıyor? Ha, sabah akşam demiştiniz. Hı-hı. Tamam, şimdi oldu. Hatta bakın, ben şunu öneriyorum burada, antiparantez. Eğer şeker hastası değilseniz, gastrit ve ülseriniz varsa ne yapacaksınız? Şeker hastası değil, gastrit ve ülser var. Yatağa giderken bir bardak taze sıkılmış havuç suyu içeceksiniz. Evet. Gastrit ve ülseri olanlar, bazen doktorları işte adı N ile başlayan, adı L ile başlayan tabletler verirler. Bu
İşte birine proton pompası filan deniyor. Asit baz dengesi için. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeker hastası değilse bir bardak ama şu evet Kübra'nın önündeki bardak kadar taze sıkılmış havuç suyu. Ama gastrit ve ülseri varsa bu bitkiyi içmeden şöyle 1-2 saat önce kedi otunu akşam içecek ya evet. En son yatağa giderken de taze sıkılmış havuç suyu içsin. Hmm. Gastrit ve ülseri olanlar. Tamam, şimdi oldu. Ama şeker hastası olmayacak çünkü kan şekerini yükseltir. Kedi otunun gastrit ve ülseri bir etkisi var mı hocam? Pek yok. Ancak işte asidik ve bazik olmasına bağlı olarak midenin ondan etkilenmesini istemediğimiz için ben bu kürü öneriyorum. Diyelim ki gastrit veya ülseriniz var. Ne yapacaksınız? Ve şeker hastasısınız. Tamam. O zaman da taze sıkılmış havuç suyu içebilirsiniz. Bir Türk kahvesi fincanı kadar. Bunun daha ölçüsü bu. Çok az. Hatta yarım Türk kahvesi fincanı şeyi içersiniz. Taze sıkılmış havuç suyunu. O midenizi sıvazlıyor. Yani bütün iç çeperini midenin sıvıyor ve... Kaplıyor. Evet. Evet. Şimdi hocam, böyle. Hocam işte, tekrar ediyoruz. İlk defa bugün TRT Diyanet Ekranı'nda Profesör Saracoğlu kekebekle ilgili... Hiçbir yerde konuşmadım bunu daha. Konuşmadınız daha bir yerde yazılmadı hocam değil mi bu? Evet. Evet şifa diliyoruz her zamanki gibi. Hocam Melisa'nın rengi zaten belli. Kedi otumuz da çıktı. Eline sağlık Kübra. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir aradan sonra yine kuyruk sokumu iltihabına karşı hocamız hangi doğal kürü öneriyor? Bunu sizler adına soracağım. Sürekli oturarak çalışanlarda, kuyruk sokumu üzerine düşenlerde ve bu bölgeyi sert bir yere çarpanlarda daha sık kuyruk sokumu problemleri görülüyor. Kuyruk sokumu iltihaplanmasının sebepleri nelerdir? Profesör Doktor Saracoğlu bu probleme karşı hangi doğal kürü öneriyor? Az sonra. Profesör Saracoğlu ile Ruh ve Beden Sağlığı ikinci kürümüzle devam ediyor. Kuyruk sokumu iltihabına karşı ısırganı tavsiye ediyor. Ama nasıl? Ondan önce bir seyircimizle yine bağlantı kuruyoruz. Ankara'dan ismini vermek istemeyen bir değerli seyircimiz var. Merhaba. Merhabalar. Hemen sorun efendim, bekletmeyelim sizi. Buyurun. Ben 2 yıllık evliyim. 4-5 yıldır düzenli adet olamıyorum. Evet. FSH değerlerim çok yüksek. Kendi başıma adet olamıyorum. İlaçla oluyorsunuz. Evet, sadece ilaçla olabiliyorum. Doktora gittim, bebek istiyoruz. Doktor çocuğum olamayacağını söyledi. Sadece yumurta naklini önerdi. Biz de bunun günah olduğu için olmasını istemiyoruz bu şekilde olmasını. Bir dakika. Hocam doktor çok özür dilerim. Ne dedi? Bir şey söyleyeceğim. Hanımefendi. Yumurta nakli. Hanımefendi özür dilerim. Televizyonunuzun sesini biraz daha kısar mısınız? Yayında geri dönüş oluyor. Peki tamam. Evet telefondan dinleyin lütfen. Evet devam edin buyurun. İşte doktor yumurta nakli, ancak yumurta nakline çocuk sahibi olabileceğimi söyledi. Ben de hocamın kürlerini uyguluyorum 40 gündür. Evet. Ben şimdi birkaç soru sormak istiyorum size. Buyurun. 29 yaşındasınız, 4-5 yıldır diyorsunuz. FSH'ım yüksek ve ilaç kullanarak yani bir adet düzenleyici verdi size doktor. Evet. Peki daha önce 16-17 yaşındayken böyle bir sorununuz yoktu değil mi? Yoktu. Sonradan bir anda üniversitede okurken başladım. Peki. Bu FSH değeriniz en yüksek kaça çıktı? En yüksek 87'ye çıktı. Elaş değerim 32.47. Tamam 32. Peki E2'niz kaç estradiol? E2'm 25. Çok kötü değil. Peki anti-Müller hormonuna bakıldı mı? AMH. Anti-Müller hormon hangisi o? Şimdi Adana Mersin Hakkari AMH hormonu. AMH. O 10 gün, 15 gün sonra çıkar onun sonuçları bir an. Galiba o yok. O yok. Peki, evet. Prolaktininiz belli mi? Prolaktin bakıyorum hocam. Prolaktin evet, 12.15. O da güzel. Şimdi bak hanım kızım. Evet.
Evet amca. 29 yaşında bir bayan 4-5 yıldır yani 24 yaşından itibaren adetler düzensizleşmeye başlamış. Ve zaten bak şunu söyleyeyim. Diyelim ki çocuk sahibi olmak istemiyorsunuz veya bekarsınız. Hiç yani evlenmek de istemiyorsunuz. Diyelim ki 24-25 yaşından itibaren adet görmemeye başladınız. Mutlaka ve mutlaka doktorunuzla konuşup adet düzenleyici ilaç kullanmak zorundasınız. Kullanıyorum. Kullanıyorum. Neden kullanmak zorundasınız? Evet. Sebebi şudur. Siz çocuk sahibi olup olmamadan bahsetmiyorum ben. Aksi takdirde osteoporoz, kemik erimesi gelişir genç yaşta. Onun için bir kadın düzenli olarak adet görmek zorundadır. Bunu söylemiş olalım. Şimdi FS yaşınız biraz... FS yaşın 53.11. 53.11 şu an. En son ölçtürdüğüm 53.11. Düşmeye başlamış. Evet. Evet. Biraz düştü. Biraz geçen ay 60'tı. Geçen ay 60'tı. Ama bir şey söyleyeceğim hocam. Bu 87 olan hiçbir şekilde adet olmamıştım o zaman. Bolkon harap falan kullanmıyordum. Sonra işte sizin küllerinize başladım. Bu doğum kontrol hapına başladım. Ondan sonra işte ölçtürdüm düzenli olarak. Bir geçen ay 60 çıktı, bu ayda 53 çıktı. Tamam, düşüyor. Sen bak, şimdi hanım kızım şunu tekrar tekrar söylüyorum. Bayanlar, çocuk sahibi olmak isteyenler işte stres yapıyorlar. 3 yıldır çocuğumuz olmadı. İşte menopoza mı girdim, yok yumurtam gibi yapmayın. Bak bu stresi yaparsanız vücut geriliyor, sinir sisteminiz etkileniyor çünkü. Bütün gonadotropin hormonlarınız etkileniyor. FSH, LH, E2. Lüzumsuz yere şu şeyi 48'in 11'ini okusana. Hangisi hocam? Feth suresinde Allah size bir şeyi irade, güzel bir şeyi... irade enzele sekinete fi kulubil müminin onu mu diyorsun yok hocam? O 4. ayet 11. ayetinde Yüce Allah diyor ki nef'a yani bir de yani olumsuz bir şey diler ise veya güzel bir şey dilerse tamam bunun önüne 11. ayettir Fetih suresinde ben onu çok severim. Yani her bir ayeti çok güzel de şimdi hanım kızımıza yardımcı olma bakımından. Bir de Yasin 36 önündeki sure Fatır 35 ikinci ayeti. Hatırlayabiliyor musun? Şu an hatırlayamadım hocam. Peki. Bak ikinci ayetinde de Fatır suresinin diyor ki Yüce Allah ben bir kuluma bir şeyi niyaz ettiysem yani vermek istiyorsam bunun önüne geçecek güç yoktur. Ama bir şeyi de vermek istemeyip tutuyorsam bunu verdirecek güç yoktur. Fetih suresi 48. surenin 11. ayetinde de ben bir şeye iyiliğe irade buyurduysam veya olumsuz bir şeye irade buyurduysam bunu kimse değiştiremez diyor. Bak şimdi hanım kızım biz insanlar tedbirimizi alırız. Yüce Allah'ın takdirini ne siz ne ben hiç kimse bilemez. Rızkınızda olan bir şeyi de mutlaka ve mutlaka size verecek. Ama bu yıl, ama 2 yıl sonra, ama 3 yıl sonra. Hazreti İbrahim, eşi Sare, o ne yapsın? 80-90 yaşında çocuk sahibi oldu. Yani... Hatta inanamadı o melekler gelip kendisini İshak ve Yakup'la müjdeledikleri zaman nasıl olur dedi. Ben işte yaşlı bir kadınım benim çocuğum nasıl olur? Allah ol dediği zaman oldurur. Onun iradesinin önünde bir güç yok. Dolayısıyla evet. Üzülmeyin bunun için stres yapmayın. Çünkü bilmiyorsunuz olacak mı olmayacak mı ama bakın değerlerinize bakarak diyorum ki şansınız var. Hem de iyi bir şansınız var. Evet. Çünkü estradiyolünüz onun altına düşmüş olsaydı 10, 5, 7, 8 daha da düşüktü şansınız.
Fakat iyi bir şansınız var. Bu kürleri uygulayın. Özellikle internet siteme girin. Orada TRT Diyanet'te de ben bunları orada da açıklıyoruz. İncir kürü var. Bakın bir takım kürler var. Bunları uygulayın. Evelallah çocuk sahibi olursunuz. Üzülme olmayacak diye hiç kimse size bu konuda hüküm veremez. Yok böyle bir şey. Yani 48'in 11'i bir de kul femen yemliku leküm minallahi şeyen in arade büküm zarran ev arade büküm nef'a. Ha, darlan, zarar ve fayda. Bir darlık, evet. Bir zorluk irade buyurduysa Allah veya nef'a güzellik, hoşluk takdir ettiyse bunu kim engelleyebilir? Ama sen biraz sabırlı olacaksın. Bu da senin imtihanın. Yani hiç kimse sana %100 olmaz, %100 olur diye bir şey söyleyemez. Ama Yüce Allah'ın takdirini de kimse değiştiremez. Yalnız bu kadar. Bu konuda hocam içinde bulunduğumuz stres sorunu çözmez. Evet, aksine evet. Azdırır. Evet. Onun için sıkıntını ve derdini imanına yükle. Yükle imanına. Ne taşıyorsun onu ya? Çekilir mi o? Zaten kendi bedenini taşıyor insan. Hiçbir yük taşımasa. Öyle. Değil mi? Ve insanın yükü çok ağır. İnsan eti çok tabii. Ağırdır derler ya. Hocam. Evet. Aynen öyle. Üzülme. Bu dediklerimi yap. Bak zaten FSH'ını düşmeye başlamış. FSH düşer. LH da ondan beraber düşer. İşte LH böyle 20'nin altına indi mi yavaş yavaş incir kürü de uyguladığında AMH hormonu yükselmeye başlar. İşte pat diye yumurta görmeye başlar doktor ultrasonda. Bakın inan Cemalettin. Efendim sen diyor kesin menopoza girmişsin, yumurta rezervlerin sıfır. Yüzlerce örneği var. Kürü uyguluyor. 5-6 ay sonra yumurta görüyorum diyor doktor. Hadi izah et bakalım. Ya her şeyi izah edemezsiniz. Yani onun için siz tedbirinizi alın. Ondan sonra tevekkül olun. Seyircimize teşekkür ediyoruz. Hocam önce manevi kimyasını seyircimizin desteklemeye çalıştığı ayetlerle ardından da maddi kimyasında en azından şu anda korkulacak bir şey olmadığını sebatla değil mi hocam? Bu kürlere evet. Devam etmesi gerektiğini söylediniz. Evet Allah. Hocam kuyruk sokumu kitabına geçelim mi? Evet. Yine hocam birçok şeyde kullandığımız ısırgan var. 3 yemek kaşığı ısırganı bir sadece lapa yapacak kadar bir suda değil mi haşlıyoruz. Evet. 15 dakika mı hocam? 5 dakika. 5 dakika harcıyoruz. Her bayan bilir çok az suda lapasını yapacaksınız. Çok mu hocam? Bak ben öyle azını çoğunu bilmem. Sen onun içine lapa yapılacak miktarı at kızım şeyin içine. Bitkinin. Sudan önce atacaktın Kübra. Sen onu tekrar bardağa dök. Ben değerli izleyicilerimize izah edelim. Lapa yaparken yanlıştan doğruya gitmek ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Doğrudur hocam. Maazallah yani insan doğrudan yanlışa gidiyorsa o evet. Çok kötü. Doğru olduğu halde bile bile yanlışa gitmiyoruz tabii. Burada doğru. Ha, hocam kızım, önce at biraz daha önceden ilahi. Atmamızın şöyle bir faydası var. Onun hacmini görerek suyu ona göre ekliyoruz değil mi? Galiba bravo, onu kastediyorsunuz. İşte tamam. Onu göstereceğim. Şimdi oldu. Şimdi bak onun hepsini birden boşaltma. Yarısı kadarını boşalt. Evet yeter. Tamam bunu burada kaynamaya başlayacak su. Çatalla onu karıştıracaksınız. O suyu emecek, emdikçe şişecek. Cıvık bir hale gelecek. Çok sulu da olmasın. Hocam formik asit var değil mi? Formik asit var doğrudur. Formik asit. Süpersin Cemalettin. Estağfurullah hocam sizden öğreniyoruz. Talebeyiz hocam talep ediyoruz sizden. Hocam bunu ne kadar etki ettiriyoruz iltihaplı bölgeye? 15 dakika yeterli 15 mi? Dakika. Yeterli. 15 dakika. Ne kadar? Maksimum 20 dakika. Tülbente sarın. Bunu al kişi yatağa uzansın sırt üstü. Altına da bir naylon koysun. Çünkü bu tülbentten sızınca yatak ıslanır. Veya halının üstüne yatsın. Tam bu kuyruk sokumunun olduğu yere gelecek tülben. Oraya böyle temas ettirecek uzanmış şekilde.
Kaç uygulamadan sonra şükürler olsun rahatlıyorum diyebiliriz mesela? Şimdi hocam, efendim bakın, bu kuyruk sokumu iltihaplığında ben size biraz bilgi vereyim de değerli izleyicilerimiz. Şimdi bunun operasyonu da var. Ameliyat olur, 6 ay sonra nükseder. Efendim kılın bir kökü kalmış içeride, çıkıyor. Şimdi veya bir yıl sonra nüksediyor. Burada yapacağınız şeyi söyleyeyim. Yani eğer bu ısırgan lapasını uygulamaya başlarsanız dikkat edin. Oradan deri, bu formik asit var ya içinde, şeyi, deriyi inceltir. İnceltir. Tık delik açılır, oradan iltihap dışarı akar. Sanki bir cerrahi operasyon gibi. Evet hocam. Evet. Evet, böyle toplu iğne başı kadardır. Sonra o giderek açılır ve birisinin bakması lazım oradan. Kıl ucu görebilir. Şeyle cımbızın ucunu yakın alev ateşiyle. Ondan sonra soğuyunca cımbız, çünkü niye yakıyorsunuz? Üstünde mikrop vardır. Evet, dezenfekte etmek, steril etmek için oradan kılı çekersiniz. İltihabı da dışarı attırır bu. Hı hı. Hem deriyi inceltir. Evet, yani ısırgan böyle bir... Bunun için ayrıca içeriden bir şey kullanmaya gerek var mı hocam? Hayır efendim. İçmeye. Hayır, hayır. Evelallah. Sonra işte bu iltihabı da kurutur. Bunu gün aşırı yapın. Gün aşırı yapın. Ta ki iltihap bitene kadar zaten... Ondan sonra yara kurur ve kapanır. Hocam anal fissürde de bunu değil mi yapmıştık geçmişte? Anal fissür de böyle. O ikisi de çok sıkıntılı. Yani gerçekten çok sıkıntılı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın laf lafı açtı. Buyurun. Geçen hafta köylülerle beraberdim. Isparta, Burdur yöresinden. Bak şimdi o Isparta, Burdur yöresini takıntı yapmasın değerli izleyicilerimiz. Sanki o bölge suçluymuş gibi. Anadolu'nun her tarafı öyle. Ya hocam dedi, biz dedi, işte dedi bu kara leke var dedi. Elmada olur. Bunun için dedi biz ilaç kullanırız. Çiçek açmadan önce de başlarız. Çiçekliyken de. E dedim hiç mi sizde Allah korkusu yok ya, çiçek açmışken oraya o ilaç verilir mi, arıları öldürüyorsunuz. E ne yapalım, ekmek kavgası dedi, bak kavga diyor bir de. Bu bir yanlış, bak tabiata zarar veriyor. İkincisi, şimdi vatandaş lekeli elma gördü mü almıyor, illa yakışıklı olacak. Çok affedersin, sanki bizde hiç leke olmazmış gibi hocam. Ya kusursuz insan mı var? Bana bir tane mükemmel insan gösterin dersem, o da alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa'dır yani. Amin. Bu kadar peygamber efendimizdir. Dolayısıyla şimdi onun şeyinde hep kullar var. Hep kul, kul hata yapar. Ama batıla yöneliyor. Yani boş şeyle, efendim orada mantar ilacını hocam diyor ben... İşte 8-10 defa sıkıyorum ta Haziran ayına kadar, bak sen. Yani nasıl şoka giriyorum ya, bunu gel hocam diyor, bütün Anadolu'da bu yapılıyor diyor. Fungizit, yani mantar ilacı, yani o kadar zararlı bir şey ki bu. Bir de tam ölçüsünü bilmezler. Şimdi Atatürk'ün bir lafı var. Türk köylüsünün aklı gözündedir der. Anlat anlat. Tamam anlar da. Göz kararı öyle. Ha, illa göstereceksiniz. Ölçüsünü, möcüzünü göstereceksiniz. O kadar üzüldüm ki, bir de bak bir şeye daha üzüldüm. Bu Isparta o yörede dimrit üzümü var. Neredeyse bağ kalmadı dimrit üzümü. Aman Allah'ım nasıl muhteşem bir üzüm. Efendim adı marka bir şey. Anatole France var ya, meşhur bir yazar hani. O da şey demiş, ben bu zengin kütüphanemi nasıl elde ettim biliyor musunuz diyor. Anatole France, hatıratlarında var.
arkadaşlarımdan aldığım ödünç kitapları geri vermemekle diyor. Açık açık da yazmış adam hatıratına. Şimdi oradan söylüyorum. Burada ben herhangi bir türede karşı değilim. Yani genelde orayı oranın doğal yüzyıllardır olan üzüm bağları dimrit sökülüyor yerine söyleyelim adını da Alfonso dikiyorlar. İthal yurt dışından yapmayın. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bizim Geybe üzümümüz var. Anadolu Çavuş üzümü var. Batı Karadeniz. Aman Allah'ım mis gibi de kokuyor. Öyle bir lezzet, içinde öyle bir kimya var ki. Şimdi hülaseten dönüyorum. Bu elmaları işte lütfen bu zirai ilaçlarla fazla yüklemeyin. Olan buradaki vatandaşları oluyor. Bak anal fisür diyoruz ya. Yani derinin incelip kolay yırtılması, çabuk çatlaması, bir insanın kolayca egzamaya yakalanması, bir insanın çok kolay bir insan romatizmaya yatkındır, o biri yüksek tansiyona yatkındır. Şimdi ikisinin arasında dağlar kadar fark var. İşte yatkın olduğumuz hastalıkların ortaya çıkmasında en önemli sebeplerden bir tanesidir. Lütfen bu zirai ilaçları ölçülü kullanın. Çok vebal alıyorsunuz hem doğaya hem de insana bunun zararı var. Hep anlatıyoruz bak onların zirai ilaçların prospektüslerini okusunlar. 20 defa veriyoruz diyor ya. İnan böyle bir tuhaf hocam, oldum kaldım. Hocam mesela ziraat odaları falan onlara bir seminer vermesi gerekmez mi? Yoksa oluyor tabii, da onlar mı oluyorlar? Efendim, tarım il müdürlükleri var, ilçe müdürlükleri var. Mutlaka orada bu insanlar gidiyor, burada eğitim veriyorlar, gösteriyorlar. Ama işte vatandaş tedbir olsun, zarar görmeyeyim diye köylü vatandaşımız, çiftçimiz gidiyor. Fazlasını veriyor. Siz mesela küllerin tarifini verirken de hocam diyorsunuz ki ikaz etme gereği duyuyorum. Şu kadar kaşıktan fazla koymayın. Aynen. Çünkü insanlarımız daha fazla faydası olsun diye hadi biraz daha koyayım da hemen iyileşsin diyorlar. Böylece zarar görebilirler değil mi hocam evet. Endişesiyle? Ne oluyor? İşte bizim oradaki o dimrit üzümümüz kaybolup evet, gidiyor. Evet. Bak çavuş üzümünü bulabiliyor musun piyasada? Bulamazsın. Efendim dayanıksız diyor. Dayanıklı, aşılanmış. Genleri değiştirilmiş üzümler çıkıyor piyasaya. Elması da böyle, armudu da böyle. Hocam ısırganın hemen uygulamasını yapalım. 10 dakika bir zamanımız kaldığını söyledi yönetmenimiz. 10 dakikada çok şey anlatırız. Konuşmalarınız çok akıcı hocam. Evet. Nasıl geçtiğini anlayamadık şimdi, zaman. Hocam bu kadar kalın olmalı mı tülbent? Kalın mı daha doğrusu yani iyi mi bu? Yok ince olsun ince. İnce, tek suyunu biraz dök kızım onun bütün şeyi o suyunda. Kübra. Tülbent onu emecek değil mi hocam? Suyuna geçti o bütün kimya. Hocam ben akar diye şey yapmadım. Aksı zaten sızdıracak. Akması lazım. Aferin Kübra. Maşallah. Hemen onu hocam lor peyniri yapar gibi. Evet sonra onu kapatacak. Evet kapanmış haliyle böyle şey öyle değil kızım yumruk yapar gibi değil. Hoca kalk da göster. bak kızım. Bunu böyle katlayacaksın. Bunu da böyle katlayacaksın. Uzandı vatandaş değil mi? Ha, bak buradan suyu çıktı. Kameraman gösteriyor mu bunu? Gösteriyor hocam gösteriyor. Ha, bak tam kuyruk sokumu buraya gelecek şekilde uzanacak. 15-20 dakika burada bekleyecek. Hata benim. Sana göstermem lazım. Lafla her şeyi anlatamazsınız. Göstereceksiniz. Estağfurullah. Uygulamasının da doğrusunu evet, görmüş olduk. Evet üstüne böyle orada 15-20 dakika evet üstüne uzanmış olacak yani. Hocam bugün bir de üzerlik tohumunu konuşacaktık tıbbi bilgiler köşesinde. İsterseniz onu size tek tek soralım. Zaten ekranda da faydaları gelecek. Tekrar ediyorum son defa. Kuyruk sokumu iltihabına karşı ısırgan kürümüz yine etkili kürlerimizden birisi. Hocam onun uygulamasını gösterdi. Tabii şifa diliyoruz, teşekkür ediyoruz Kübra. Eline sağlık. Ve üzerlik tohumunu getirdi Kübra hocam. Hemen faydalar üzerine konuşalım isterseniz.
Şimdi efendim... Bir kere bu, nazarda kullanılıyor galiba değil mi Anadolu'da, evet, hocam? Evet, Anadolu nazarda üzerlik tohumu kullanır, asar. Şeylerde, Balkanlarda, o Macaristan'da, Macaristan'dan aşağıya doğru inerseniz hani Drakula var ya. Evet, şu kazıklı boyvada. Drakula güya. İşte onlara karşı koruyucudur filan diye. Drakula da biliyorsunuz science fiction, tamamen uydurma masallara şey yapmış. Bilim kurgu, evet. Evet, yani bilim kurgu da değil ya, ben pek onun arkasında bilim bir şey olduğunu da, doğru science fiction bilim kurgu demek. Doğru, bilimsiz söylüyorum. Kurgu diyelim ona hocam. Ha, batıl boş işler. Evet, boş işler. Bunlarla hiç şey yapmayacaksın. Şimdi efendim, bu nazara karşı bu bir şeydir. Sigorta. Sigorta şeklinde. Efendim, nazarın boncuğu mu olurmuş çocuğuna? Nazar boncuğu, buraya bir şey mavi taşlı, ortası siyah bir şey takıyorlar. Nazardan Allah korur. Yani o boncuk korumaz ki. Ha, şu amaçla takıyorsanız, ya nazar boncuğunu takayım da işte onu gören maşallah desin. Maşallah deyin ki hatırlasın. Evet, onu hatırlatmak amacıyla. Çünkü karşınızdaki insana şimdi maşallah de demek, hatırlatmak da pek uygun düşmüyor. Ya ben kötü nazarla mı bakıyorum? Sonucu bu sefer karşınızdaki insanın da kalbi kırılıyor yani. Evet. Gönül kırıyorsunuz. Aman ha. Kalp kırmak, gönül kırmak. O zaman İşte biz bu nazar boncuğunu belki o amaçla takmış olabilirsiniz filan. Yani öyle söylemiş olalım. Nazarın boncuğu olmaz. Üzerlik tohumu da sizi nazardan korumaz. Hak geldi, batıl kayboldu. 17. sure İsra. Gayet açık ve seçiktir ayet. Onun için bunlar batıl. Boş iş bunlar. İlim olmayan içinde. Ve bunlarla da kafanızı yormayın. Bu konuda da düşünecek bir şeyiniz olmasın. Ne nazarın boncuğu ne de üzerlik tohumu sizi asmakla nazardan korumaz. Bunu bilelim. Şimdi efendim, esas biz onu, bu nimetin içindeki hikmeti anlatalım değerli izleyicilerimize. Büyük ölçüde solunum yollarına etkisi var değil mi hocam? Evet. Üzerlik önce tohumu. Şunu bilin. Bakın, üzerlik tohumuna karşı alerjisi olanlar var. Yani biraz intensiftir bunun, kesafettir, kokusu biraz şeydir, hamarin maddesi var. Bu bazı insanlarda alerji yapar. Şimdi efendim, ne yaparsınız? Alerjiniz olup olmadığını anlamanız çok kolay. Tencerenin içine böyle su kaynamaya başladı mıydı, yarım bardak kaynar su da olur, dökün bardağı şu kadarcık, bir kahve fincanı kadar. İçine de bir çay kaşığı, iki çay kaşığı bu üzerlik tohumundan attınız ve koklayın. Bir kere koklayın, iki kere koklayın, durun 15-20 dakika. Hapşırma, burun akıntısı, çünkü o tam tersi etkiyi gösterecek. Yoksa bir 10-15 dakika içinde tamam, üzerlik tohumuna karşı alerjiniz yok demektir. Ekrana geldi hocam kürümüz. Evet. İki yemek kaşığı üzerlik tohumu, kaynayan bir litre su. Bak şimdi, bunu yarım litrede alsanız olur. Bir litre suyu kaynatıp niye enerji yakacaksın o kadar? Bu kadar suda da olur. Bu kadar. Dökün şöyle tencereye bir bardak suyu. Bu da yaklaşık 150 mililitredir. Orada bir litre diyor. Boş yere gaz yakacak. Yani enerji lüzumsuz. Bu. Ve sonra içine atıyorsunuz iki yemek kaşığı. Burun akıntınız mı var? Hele hele hapşırma, saman nezlesi. Bulunmaz bir nimet. Anında alır. Gözleriniz sulanıyordur saman nezlesinden dolayı. Geniz akıntısına bir etkisi var mı hocam? Geniz akıntısı efendim, şimdi bakın. Bunun, üzerlik tohumunun özelliği çok az antibakteriyeldir de. Yani geniz akıntısıyla. Ama burundaki işte alerjiye bağlı bir geniz akıntısıysa keser. Hmm. Tamam. Ama
geniz akıntınız bir boğaz enfeksiyonundan dolayı veya bir bademcik enfeksiyonundan dolayısıyla ona bağlıysa yapacağınız şey adaçayı gargarası yapmaktır. Biri bakteriyel, mikrobik, benim söylediğim alerjik burun akıntısı, alerjik geniz akıntısı. O zaman adaçayının faydası yok. O antibakteriyel, doğal antibiyotik. Ama üzerlik tohumu ise nedir? Antialerjen. Alerjiye bağlı burun akıntısı, alerjiye bağlı hapşırma. Astım. Astımda da, evet. Onun için astımı olanlar da lütfen önce iki kaşık kaynar suyu, bu sıcak suyun içine atın. Bir Türk kahvesi kadar olsun su. Boş yere ısıtmayın dünya suyu. İçine iki çay kaşığı atın ve koklayın. Nefesinizi daraltmıyorsa, çünkü astımlarda anında daraltabilir. Çünkü astımda da alerjik astım. Dan dolayı işte o zaman ne yapacaksınız? Buna karşı, üzerlik tohumuna karşı alerjinizin olup olmadığına bakacaksınız. Protein alerjisine histamin karşı. Salgılattırıyor. Protein alerjisine karşı da iyidir. Evet. Genel olarak bronşlarımızı açan bir özelliği var. Evet. Özelliğin hocam. Evet. Ama önce lütfen alerjinizin olup olmadığını test ediyorsunuz. Hatta acile gittiğinizde çocuğunuzu veya birisi bir enfeksiyonu var, doktor antibiyotiği vurmadan önce sorar, buna alerjim var mı diye, bilmiyorum derseniz alır, çok az derinin altına bir damla kadar zerk eder, bekler orada. Şurada otur 15-20 dakika der, beklersiniz. Kızarma, şişme, kaşıntı varsa bilin ki ona alerjiniz var demektir. Doktor antibiyotik iğnesini vurmaz. Akut bir durum vardır. Yani acildir. Akut durumda tabii ki hemen antibiyotik verilmesi gerekebilir. Tabletten daha hızlıdır çünkü iğne. O zaman da doktor hastayı riske atmaz. İğne ucuyla batırır gibi verir. Evet, böyle. Hocam sorulara geçelim isterseniz. Buyurun. Neymiş sorular mı var? Birkaç dakikamız. Duygu Hanım'ın bir sorusu var. Uyku apnesini soruyor hocam. Hemen kısaca tarif edebilir miyiz? Şimdi efendim, uyku apnesi, bu burada yapacağınız şey çok kolay. Lahana. Şimdi lahana mevsimi bitti. Ne yapacaksınız? Hı hı. Lahana yok. Hibrit lahanalar var. Küçük futbol topu gibi, onlar işimize yaramaz. O zaman U vitamini kullanacaksınız. Hı. Kırmızı lahanadan elde edilir. Veya yeşil, sarı, iri lahanadan da elde edilir. Ha, kırmızı bundan da. Şimdi bak, tabletini değil, sıvı halde olanını öneririm ben. Rengi de hafif yeşilimsi gibidir. E hocam, kırmızı lahanadan bu niye hiç kırmızı değil? Efendim, ona kırmızı rengi veren lahanadaki, bu kırmızı lahanadaki antosiyanindir. U vitamini ise hemen hemen renksizdir. Yani hafif yeşil sarımsı renk verir o. Ondan dolayıdır. Ekstrakte edildiği için U vitamini ne oluyor? Siz kırmızı lahananın içindeki U vitaminini zengin olarak alıyorsunuz. Onun rengi de şeydir, hafif. Böyle yeşilimsi renklidir. Tabletini kullanmayın. Evet. Öğleden evvel ve öğleden sonra beşer, altışar damla olmak üzere kullanabilirsiniz. Suya mı damlatıyorsunuz? Suya, yarım bardak suya. Bir Türk kahvesi fincanı kadar suya. Zaten o da lahana lahana kokar. Böyle lahana kokusunu alırsınız. Eğer lahana varsa o zaman U vitaminini kullanmanıza gerek yok. En iri lahanalar, açık alan tarımında yetişen lahananın en dış iki yaprağını alıyorsunuz. 15 dakika yarım litre suda kaynatıyorsunuz ve suyunu içiyorsunuz. 15 gün uyku apnesi diye bir şey kalmaz. Akşamları onun bir bitkisi var, onu da içecek. 40 kilit, akşamda 40 kilit çayı için. İleri derecede uyku apneniz varsa beraberinde akşamda 40 kiliti için, bunu bir ay 40 kiliti uygulayacak ama lahanayı 15 gün uygulaması ve 5 gün ara verip tekrar 15 gün uygulayacak 40 kilitle beraber. İkinci ayda ne kullanacak? Hangi bitki? Isırgan hocam. Isırgan. Ya? Yani lahanaya
özgü. Yok lahanayı bulamıyorsanız U vitamini. Akşamları da ısırgan. Şimdi gelelim. Bakın evelallah bu lahanayı siz doğal olarak bulursanız o tek başına o yeterli. Ama bu halter takılanlar filan var. İleri derecede olanlar. Onlar da 40 kilit filan da kullansınlar yani. Onu da söylemiş olalım. Takviye şart öyle mi hocam? Evet olabilir ama zaten 40 kiliti veya ısırganı kullanmasa dahi %75 o %75-80 uyku apnesi ortadan kalkar. Hocam A ve L kullanıcı adıyla Twitter'dan bir seyircimiz sormuş. Önce bir teşekkür ediyor. Onların hangileri olduğunu söyleyeyim. Maydanoz kürünü ödem için kullandım. Soğan kürünü kislerim için. Cildim için de sirke maden suyunu kullandım. Allah'ın izniyle hepsinin bu kürlerin faydasını gördüm. Şöyle bir soru soruyor hocam. Kilolarım için lahana maydanoz kürünü yapacağım. Emziriyorum, bir zararı olur mu ya da ne zaman kullanmalıyım? Evet bak şimdi demek ki bu hanımefendi diğer üç kürü uygulamış fayda görmüş. Evet. Evelallah bundan da fayda görür zayıflar ama bak ne diyor ben emziren bir anneyim. Demek ki birinci sıradaki göreviniz laktasyon dönemini tamamlamanız. Yani emzirme dönemini tamamlamanız. Ha çok mu aceleniz var? 6 ayı doldurmadan maydanoz lahana kürünü zayıflamak için kullanmayın. O zaman biraz sabır. Tabii ya biraz sabır ne olacak? Yani evelallah. Hocam Şulem Özuyanık ya da Sulem tam çıkaramıyorum şeyden. Polikistik böbrek hastasıyım. Her iki böbrekte de 5-6 santimetre kistler var. Ayrıca taşlar var diyor. Şimdi... Bakın böbrek kisti olduğu zaman doktor kontrolünü ihmal etmeyecekler. Bu bir. Yani hiçbir şeyde doktor kontrolünü ihmal etmeyeceksiniz. Yani Saracoğlu Hoca Şükür'ü önerdi diye efendim ben de o dertten muzdaribim. Doktora gitmeyeyim. Kendi kendime teşhisi koydum. Tedavi olmaz. Aman ha. Hayatınızın hatasını yaparsınız. Doktor, tıp doktoru esastır. Bizim verdiğimiz ki biliyorsunuz hep söylüyorum. Ben de bir kimyacıyım. Bir destekleyici, bir yardımcıdır. Şimdi ve hiçbir şekilde de bu önerdiğimiz yardımcı ve destekleyicilerde ilacın yerine geçmez. Evet. Burada yapılacak olan şey efendim 40 kilit bitkisi böbrek taşlarını çatlatır. Hı hı. Eğer büyükse 40 kilitle başlasın. Yok. Düşürülebilecek İdrar kanalından geçebilecek bir büyüklükte ise o zaman avokado yaprağı. Tarifi zaten TRT Diyanet'in sayfasında var. Bizim internet sitemizde de var. Onu kullanacak. Böbrek kistleri için soğan kürü. Hı hı. 15 gün soğan kürü uygulayacak. Günde 2 defa. Sonra bir hafta ara versin. Tekrar 15 gün. Arkasından 40 kilit bitkisini kullanacak. Bak öndeki soğanı kullanacaklar. Kahverengi olan. Ortadaki beyazlar onlar İtalyan menşeli. Hocam soğan. Zaten öndeki soğanlar da aman beni kullanın diye en ön sıraya geçmişler. Evet. Ya. Ya. Hocam yine kürlerinizi ilk defa açıklayacağınız kürlerinizi bundan sonra duyurmaya devam edeceğiz. İsterseniz yarının programına bir bakalım mı hocam? 1 Mart Buyurun pazar efendim. Günü neler göreceğiz? Evet Profesör Saracoğlu'yla Ruh ve Beden Sağlığı'nda TRT Diyanet ekranında yarın hangi kürleri göreceğiz? Önce ona bakalım. Profesör Doktor Saracoğlu bundan böyle yeni geliştirdiği doğal kürleri ilk kez ve sadece TRT Diyanet ekranlarında açıklıyor. Mevsimsiz bir hastalık olan terleme günlük hayatınızda bir sorun haline geliyor ve artık sizi mutsuz etmeye başlıyorsa, bu sorunu çözmek için sizi terletmeyecek bir yol var. Profesör Doktor Saracoğlu, hiçbir yerde açıklanmayan yeni geliştirdiği terlemeye karşı kürü ilk kez TRT Diyanet ekranlarında açıklıyor. İyi huylu prostat büyümesi genellikle hastaların hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen ancak yaşamı tehdit etmeyen bir hastalıktır. Erkeklerin korkulu rüyası olan iyi huylu prostatın belirtileri nelerdir? Bu
bu hastalığı önlemek için hangi doğal kürü uygulamak gerekiyor? Birçok rahatsızlığa iyi gelen yulaf samanı çok şifalı bir bitkidir. Profesör Doktor Saracoğlu Tıbbi Bitkiler Köşesi'nde yulaf samanının faydalarını ve kürünü anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası. Yarın 10.30'da Profesör Doktor Saracoğlu'yla Ruh ve Beden Sağlığı. Dertle dermanı bu ekranda buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz ki bir programın daha sağlıkla sonuna geldik. Ekran başında bir sürü dertli insan var, dua bekleyen, şifa bekleyen. Onlara şifa kürlerini yine hocamdan dinledik. Sadece kürlerini tarif etmekle kalmadı, manevi reçetelerini de yine Kur'an'dan aldığı ayetlerle bizlerle paylaştı. Şükrediyoruz Allah'a, teşekkür ediyoruz hocamıza ve son sözler için sözü sizlere bırakıyoruz hocam. Efendim ben veda etmeden önce bir şey söyleyeyim. Bakın konunun başında programa girerken dedim ki tutunmak, bir şeylere tutunmak, bir dala tutunmak. Yani değil mi? Hocam, paraya de tutunuyor yani, değil mi? Hep destek, hep bir yerle insanın hayatı böyle geçiyor işte. Tutunmak, bebek bile annesinin memesine tutunuyor. Tutunamazsa ölür, yaşama şansı yok. Hocam. Kişi kendisi bir şeye tutunamazsa, Allah'ın o kudreti vermese insan yaşayamaz zaten. Evet. Şimdi dolayısıyla buradan şu anlaşılmalıdır. Tutunmak ama en güçlü tutmak Allah'ın ipini tutmaktır. Kur'an'da ne mutlu onlara ki benim ipimi tutanlardır. Allah'ın ipini tutmayı sakın ola ki unutmayın. Çünkü bazen şeytan işte kandırıveriyor. Seni fakirlikle ürkütüyor ama korkutuyor. Cebindekini biriktirdiğini harcamayasın. Bak aç kalırsın sonra dar günler diyor. Ya ne biliyorsun o dar günleri göreceğim mi görmeyeceğim mi? Değil mi? Yani dolayısıyla şeytan insanı böyle aldatır işte. Onun için Allah'ın ipini tutanlar hiçbir zaman ne bereketsizlikten korkarlar ne herhangi bir hastalıktan korkarlar. Çünkü yüklerini ne yapmışlardır? İmanlarına yüklemişlerdir. Dolayısıyla Allah'ın ipini tutanlar hür insanlardır. Onları asla ve asla hiçbir şekilde ne uşak edebilirsiniz, ne bir yere bağlayabilirsiniz. Onlar hürdürler. Ben tüm değerli izleyicilerimize Allah'tan Allah'ın ipine tutunmalarını ve bunun için nasıl yapacaksınız? Bunun da yolu yöntemi var. Açın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i. Baştan sona kadar. Ama şeyden başlamayın. Bakara'dan, Ali İmran'dan zor gelir size. Mesela İsra'yı okuyun. İsra suresi 17. sureyi. 93 Duha suresi. 94 İnşirah'ı okuyun. 96 Alak suresini okuyun. Mesela Tekvir suresi. Bak Tekvir 81. Aman Allah'ım. Kıyametin kopacağı zaman neler olacak onları anlatıyor. Naziyatta da anlatır. Ve ilk sorulacak soru ne biliyor musunuz? Tekvir suresinde. 81. sure. İlk soracağı soru Allah'ın. O diri diri gömülen kıza. Bebekleri diri diri gömüyorlar ya. Evet. Onun sorusu sorulacak. Sen niye, seni kim gömdü diye. Dolayısıyla işte bütün bu sorulara doğru cevap verebilmek, nefsimizde aşırıya gitmeden sırat-el müstakimi, orta yolu yakalayabilmek için elimizde alemlere rahmet yüce peygamberimizin bize emaneti, veda hutbesinde de söylediği gibi size öyle bir emanet bırakıyorum ki asla yolunuzu şaşırmazsınız. Ona iyi sahip çıkın, onu iyi okuyun. Evet, Allah hepinizin ömrüne bereket versin. Selametle kalın. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hem stüdyodaki seyircilerimiz hem de ekran başındakilere. Bugün aynı zamanda 28 Şubat dar bir kanaldan geçtiğimiz ve demokrasi tarihimizde bir daha asla yaşamak istemediğimiz, hiç kutlamayacağımız günlerden biriydi. Bu sebeple diyoruz ki Rabbimiz kardeşliğimizi, birliğimizi pekiştirsin, artırsın. Birbirimizi sevelim çünkü aynı yerde yaşıyoruz. Herkesin bir hayat tarzı var. Birbirimizi bu şekilde kabullenirsek hiçbir sıkıntı çıkmaz ki komşu komşunun külüne muhtaçtır biliyorsunuz. Bütün hastalara dua edelim. Programımızın tekrarlarının Salı Perşembe 17 olduğunu hatırlatalım.
ve yarın 10.30'da lütfen bu ekranda buluşalım. Allah'a emanet olun.